X20 full auto mod. Ne kadar iyi? Ben Erdinç Amaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Auto mod. İyi de bu zaten P modu değil mi diye sorabilirsiniz. Değil. P ya da program modu size en doğru pozlamayı veren moddur. Başka bir şeye de karışmaz. P modunda istediğiniz değişiklikleri sizin yapmanız beklenir. Oysa ki XS20'nin bu yeni auto modu yapay zeka yardımı ile her şeyin en iyisine, kendisine göre en iyisine tabii ki, kendi karar verir. Otomatikte bırakırsanız film benzetiminden tutun da otomatik göz ve nesne seçimi, pozlama, ISO, hatta ve hatta dinamik aralık, gölge, parlak alan, clarity, renk doygunluğu ve benzeri ayarların müdahale eder. Çoğunlukla da son derece tatmin edici pişmiş fotoğraflar verir. Özellikle de yeni başlayanlara doğru kadraj ve kompozisyonda profesyonel fotoğraflar çektirir. Pişmiş foto kavramını anlatmak için size aynı sahneyi auto ve birebir aynı ayarlarla manuel çekimde aradaki minimal farkı görebileceksiniz. Ama bazen de sizin aklınızdan geçeni çekmeyebilir. O zaman da siz müdahale edin ve arka çarktan pozlama telafisiyle oynayın. Gelelim otomatik yüz göz algılama ve otomatik nesne seçimine. Bu özelliklerinin her ikisinde de aynı anda kullanma imkanı veriyor. Fotoğrafta da genellikle sıkıntı yaşamazken video kısmında oldukça kararsız bir netlemeye sebebiyet veriyor. Özellikle de manzara gibi insansız ve nesnesiz çekimlerde algoritma sürekli bunlardan birini aramaya meyilleniyor ve bu kararsızlık gündüz çekimlerinde şaşırtıcı ama ilginç, hatta hoş diyebileceğiniz görüntülere yer verirken bol ışıklı gece çekimlerinde görsel rahatsızlıklar verebiliyor. Neyse ki bu otomatik yüz göz tanıma ve otomatik nesne algılama seçeneklerini kapatma imkanı vererek bu sorunu gidermenizi de sağlıyor. Eğer ki çoğunlukla bu auto modunu kullanacaksanız bu iki özelliğe tuş atamanızı tavsiye ederim. Böylece netleme kontrolü biraz daha sizde olur. Her şeye rağmen bu özelliği kullanmak isteyip yine benim gibi kontrol manyağıysanız ve fotoğraflarınızın görüntüsünü kendi isteğinize göre pişmesini istiyorsanız o zaman da RAW seçeneğini açmayı unutmayın. Önce kameradan çıktığı gibi düzeltmesiz kareler, daha sonra da RAW'dan benim düzelttiğim kareler seyredeceksiniz. Kameranın bu modda yaptıklarını daha iyi anlamanız için görseli biraz bol oldu. İyi seyirler.
Gelelim video moduna. Burada da menüye girdiğinizde çok fazla değişiklik yapma seçeneği yok ama neyse ki formatı değiştirebiliyorsunuz. İlk ayarı Full HD 2997 FPS olarak geliyor. Ben bunu 4K 24 FPS'ye değiştirdim. Ama siz isterseniz 6,2K'da seçebilirsiniz. AF tipi çok alanlı da kilitli ve değişken AF'ye geçemiyorsunuz. Ama yüksek hızlı kayıtta Full HD'de 240 FPS'ye kadar çıkıyor. Onun haricinde AIS modları ve mikrofon kontrolleri de var. F-Log yok ama ne yalan söyleyeyim gerek de yok. Ve standart Provia'daki çekimler gerçekten büyüleyici geldi bana. Seyredeceğiniz görüntülerde hiçbir müdahalem yoktur. Hatta o bahsettiğim kararsızlıklarını da göreceksiniz. Ama dediğim gibi çözümü basit. Otomatikleri kapayın. Yine de ben görün istedim. Seçil, nereye gidiyorsun? Bilemedim şimdi. Şurada Starbucks var, şurada da bir kafe var. Oradan bir yerden çay alıp geleceğim. Hangisinden bilemedim. Tamam, okeydir. Seçil kaç derece şu anda? Bak şimdi şey diyor, Ürgüp diyor. Şu an 9'da geliyor saat, tamam mı? Hı-hı. 23 veriyor 9'da. We'll be right back.
Sevgili dostlar, auto ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu içerik sizlere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olun ve bu aileyi gelin hep beraber büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.